her şey birbiriyle ilişkili olabilir. Size birkaç ders öncesinden bazı örnekler vereceğim. Bir sisteme inert gaz eklersek ne olacağını düşünmüştük. Unutmayın, her şey kısmi basınçla ilgilidir. Kendinize kısmi basıncın değişip değişmediğini sormalısınız. Hacimde bir değişim varsa kısmi basınç da değişir. Bu problemdeki püf noktası şudur. Sisteme inert gaz eklenirse ve toplam basınç sabit tutulursa ne olmak zorundaydı? Hacim artmak zorundaydı. Sisteme bir dış etki uygulanmış, sistem bu etkiyi azaltacak şekilde cevap vermiştir. Bu tepkimede reaktiflerde 3 mol, ürünlerde ise 2 mol vardır. O halde denge reaktiflere doğru kayar. Bugün bir tane daha clicker yarışmamız var. Bugün Cadılar Bayramı olduğu için ödül bu elimde gördüğünüz şey. En çok doğru cevabı olan bu ödülü alacak. Bakalım bugün neler yapacağız. Pekala. Çarşamba günü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünün ders notlarını, son ders notlarını ekledim. Şimdi bir öneride bulunmak istiyorum. Önce bu problem setinden başlamak iyi bir fikir olabilir. Problem setini yapmak için gerekli her şeyi bilmiyorsunuz. Fakat pek çoğunu biliyorsunuz. Denge, termodinamik ve Le Chatelier prensibi ile ilgili bazı sorular var. Bugün ve önümüzdeki hafta bazlar ve tamponlar hakkında konuşacağız. Pazartesi günü asit baz titrasyonlarını anlatacağım. Problem seti çok uzuna benzemiyor gibi görünüyor. İçinde çok soru yok. Fakat asit baz titrasyonlarının pek çok bölümü dahil edilmiş ve her bölüm epeyce uzun. Bu oldukça yanıltıcı bir problem setidir. Toplam soru sayısı sizi aldatmasın. Pekala, dersimize başlayalım. Son ders su içinde asit, su içinde baz ve pH hakkında konuşmuştuk. Şimdi su içinde baz hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Elimizde su içinde bir baz var. Bu durumda su asit gibi davranır. Amonya bir hidrojen iyonu verir ve böylece amonyanın eşlenik asidi olan amonyum iyonu ile hidroksit iyonu oluşur. Sudaki bazdan bahsettiğimizde bazın iyonlaşma sabiti veya KB'den bahsediyoruz demektir. Son ders asitin iyonlaşma sabiti yani Ka'dan bahsetmiştik. Bazlardan bahsediyorsak KB'yi kastediyoruz demektir. KB sudaki bazın denge sabitidir. Ürünler yani amonyum çarpı hidroksit bölü tepkenler yani amonyum derişimine eşittir. Burada su çözücüdür, çok saftır ve derişimi pek değişmediğinden denge sabiti ifadesinde yer almaz. KB derken sudaki bazdan bahsediyoruz demektir. Sudaki bazlara bakacak olursak eşitliğin diğer tarafında mutlaka hidroksit iyonu vardır. Buradaki KB'nin değeri 25 derece santigratta 1.8 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. Bu oldukça küçük bir sayıdır. Bu sayı amonyağın çözeltide çok küçük miktarda iyonlaştığını ve amonyum ile hidroksit iyonu oluşturduğunu söyler. Bu küçük sayı aynı zamanda amonyağın zayıf bir baz olduğunu söyler. Kuvvetli bir baz suda tamamen iyonlarını ayrışarak hidroksite dönüşür. Buna karşılık zayıf baz ise çok az hidroksit iyonu oluşturur. Bir bazın KB değerine bakarak onun kuvvetli mi yoksa zayıf mı olduğunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi asitlerde de Ka veya pKa değerlerine bakıyorduk. Burada bu eşitlikleri yazmak için bazı genel yollar vardır. Sudaki B bazında su asit gibi davranır. Baz suyun protonunu alır, BH artı ve hidroksit iyonu oluşturur. Baz sadece B olarak değil,
A anyonu şeklinde de gösterilebilir. A anyonu sudaki protonu alarak HA asidi ve OH hidroksit iyonu oluşturur. A iyonu aynı zamanda zayıf bir asidin eşlenik bazıdır. Su içindeki bazlarda bu iki genel ifadeye çok sık rastlarsınız. Şunu unutmayın, sudaki bazlarda tepkimenin diğer tarafında hidroksit iyonları vardır. Buna karşılık sudaki asitlerde tepkimenin diğer tarafında hidronyum iyonu oluşur. Kuvvetli baz ise suya hidroksit iyonu vermek üzere tamamen iyonlaşır. Kb değeri arttıkça baz kuvvetlenir. Büyük Kb değeri büyük baz demektir. Pkb eksi logaritma Kb demektir. Büyük Kb zayıf baz olduğunu gösterir. Pkb değerine çok rastlanmaz. Çok fazla kullanılmaz. Bunun yerine pKa'ya çevrilir. pKa'yı pek çok yerde görürsünüz. Organik kimya, biyokimya, biyoloji dersleri alırsanız pKa değerine rastlayacaksınız demektir. Özetle pKa çok karşınıza çıkacak bir değer. Çok sık olmasa da pKb'ye de rastlayabilirsiniz. pKa değerini duyduğunuzda bunları öğrendiğinizi hatırlamanızı istiyorum. Çünkü ileri konuları öğreten bazı iş arkadaşlarımla yüz yüze geliyorum. Öğrenciler onlara benim pKa kavramını hiç öğretmediğimi söylemişler. Onlara öğrettiğimi ikna ettim. Bu nedenle vurgulamak istedim. Bu ünitenin sonunda pKa'ları iyi bildiğinizden emin olmak istiyorum. Çünkü ileride ihtiyacınız olacak. Sonraki sınıflarda iş arkadaşlarımı gerçekten etkilemenizi istiyorum. Onlar, "Oo, bunlar 511 öğrencisi. Tabii ki pKa'yı bilecekler," desinler. Hatta 6 aylık kızım bile oradaki "ne yani pKa'yı bilmiyorlar mı?" diyor. Onu kızdırmak istemezsiniz değil mi? Şimdiye kadar asitler ve bazlar hakkında konuştum. Çünkü bütün asitlerin eşlenik bazları vardır. Bütün bazların da eşlenik asitleri vardır. Kuvvetli bir asitiniz varsa eşlenik bazınız zayıf olacaktır. Buna karşılık kuvvetli bir bazınız varsa eşlenik asiti zayıftır. Bunlar problem çözümünde çok önemlidir. Burada gördüğünüz çizelge gerçekleri vurgular. Hidroklorik asiti hepiniz bilirsiniz. Hidroklorik asit çok kuvvetli bir asittir. Eşlenik bazı olan klorür anyonu ise kuvvetli bir baz değildir. Baz olarak tamamen etkisizdir. Kuvvetli asitin tamamı hidronyum iyonuna dönüşür. İleri doğru tek yönlü tepkime verir. İki yönlü değildir. Aslında denge de değildir. Tepkime tamamen tamamlanmıştır. Eşlenik bazı ise çok zayıftır ve baz olarak etki etmez. Ortadaki bölgede orta kuvvetli asitler veya zayıf asitler yer alır. Eşlenik bazları da zayıf bölgeye düşer. Yukarı doğru asitlik, aşağı doğru bazlık artar. Benzer şekilde kuvvetli bazların eşlenik asitleri zayıftır. Bir şey kuvvetli ise eşlenikleri neredeyse etkisizdir. Zayıf zayıf türlerin varlığında ise tamponlardan bahsetmeye başlarız. Bugün bu konuya değineceğiz. Şimdi bunu ispatlayalım. Gerçekten eşlenik asit kuvvetli ise onun eşlenik bazı zayıftır. Veya eşlenik baz kuvvetli ise onun eşlenik asiti zayıftır. Her ikisi birden kuvvetli olamaz. Sadece bir tanesi kuvvetlidir. İkisi zayıf zayıf olabilir veya biri kuvvetli, diğeri etkisiz olabilir. Şimdi şuna bakalım. Bu eşitlikte amonyak asit olarak mı yoksa baz olarak mı davranır? Evet, amonyak baz olarak, su ise asit olarak davranır. Su amonyağa bir proton verir ve bazın eşlenik asitini oluşturur. Suyun eşlenik bazı ise hidroksit iyonudur. Şimdi Kb terimini yazalım.
Çünkü söz konusu olan sudaki baz. Kb neye eşittir? Buraya ne koyacağız? Bana buraya konacak bir şey söyleyin. Tamam. Amonyum çarpı hidroksit bölü amonyak. Suyu buraya koymuyoruz. İkinci tepkimeye bakalım. Burada amonyum ne olarak davranır? Evet, asit olarak davranır ve suya bir proton verir. Su da proton aldığından baz olarak davranır. Amonyum bir proton vererek konjüge bazına dönüşür. Suyun eşlenik asidi hidronyum iyonudur. Böylece eşlenik asit baz çiftlerini belirledik. Şimdi neyi yazacağız? Ka'yı mı yoksa Kb'yi mi? Ka'yı yazmamız gerekir. Bu sudaki asit tepkimesidir. Amonyum iyonu suda asit olarak davranır. O halde Ka eşittir. Hidronyum iyonu derişimi çarpı amonyak derişimi bölü amonyum derişimidir. Şimdi elimizde eşlenik asit baz çiftliği için KaB KB terimleri var. Amonyak ve amonyanın eşlenik asidi amonyum için. Şimdi bu iki terimi çarparsak ne olacağını düşünelim. Ka ve Kb sabitlerini birbiriyle çarparsak ne olur? Elimizde Ka ve Kb terimleri var. Şimdi bunları birbiriyle çarpalım. Önce Ka terimini yazalım. Çarpı Kb terimi. Bazı terimler birbirini götürecektir. Sadeleştirmeleri yaptıktan sonra geriye hidronyum derişimi çarpı hidroksit derişimi kalır. Bu nedir? Hidronyum ve hidroksit iyonu çarpımı varsa buna ne isim verilir? Evet, Ka sudur. Şunu göstermiş olduk. Ka ile Kb'nin çarpımı suya eşittir. Burada K terimlerinin logaritmasını alabiliriz. Eksi log Ka artı log Kb eşittir K sudur. Veya PKa artı PKb eşit PK sudur. O da 14.00'a eşittir. Bir baz ve onun eşlenik asidi ile veya onların Kb ve Ka terimleri ile aralarında böyle bir ilişki vardır. Biri çok büyükse diğeri küçük olmalıdır. Veya ikisi de birbirine yakın olabilir. Fakat PKa ve PKb'lerin toplamı her zaman 14 olmalıdır. Problemlerde asit için Ka verildiğinde onun eşlenik bazı için Kb'yi hesaplayabilirsiniz. Bunu daha sonra titrasyon problemlerinde bol bol yapacağız. Asit kuvveti ile onun eşlenik bazının kuvveti arasında böyle bir ilişki vardır.
kuvvetli ve zayıf kavramları üzerinde tekrar tekrar düşünelim. Çünkü bundan sonraki derslerimiz de önemli olacak. Kuvvetli asit HA. Tabii ki suda. Tamamı hidronyum iyonu ve A anyonuna dönüşür. Buradaki A anyonu eşrenik baz olarak etkisizdir. HA tamamen hidronyum iyonuna dönüşmüştür. Kuvvetli bazlardan bahsediyorsak denge hali için endişe etmenize gerek yoktur. Çünkü burada tepkime tamamlanmıştır. Yani aynı şeyler kuvvetli bazlar için de geçerlidir. Kuvvetli baz B suda tamamen tepkimeye girerek BH artı iyonu artı hidroksit iyonu oluşur. Ne kadar kuvvetli baz eklerseniz o kadar hidroksit iyonu oluşur. Ve ne kadar kuvvetli asit eklerseniz o kadar hidronyum iyonu oluşur. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazların tepkimesi tek yönlüdür. Buna karşılık zayıf asit ve zayıf bazlar bir denge oluşturur. Çizelgelere bakarak ilave ettiğiniz asit ve bazların ne kadar iyonlaşacağını hesaplayabilirsiniz. Kuvvetli asitlerde tepkimenin tamamen sağa doğru kaydığını varsayabilirsiniz. Asit ve bazların Ka ve Kb'lerine bakarak kuvvetli veya zayıf olduklarını söyleyebiliriz. Kuvvetli asitin tanımı şudur. Ka 1'den büyükse o asit kuvvetlidir. Karşılaşılan diğer bir problem ise şudur. Kuvvetli baz deyince aklımıza sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit gelir. Kuvvetli baz olarak çok fazla seçenek yoktur. Fakat kuvvetli asitler için vardır. Şimdi asitlerin bağıl kuvvetlerine bakalım ve bir örnek yapalım. Bu eşitliğin her iki tarafında iki farklı asit ve iki farklı baz vardır. Bu tepkimenin yönü, yani bu tepkimenin sağa mı yoksa sola mı doğru ilerleyeceği, hangi asitin daha kuvvetli oluşuna bağlıdır. Eğer nitrik asit kuvvetli ise tepkime ileri yönde gider. Yok eğer amonyum iyonu kuvvetli ise tepkime ters yöne doğru gider. Şimdi buna bir bakalım. Burada toplam tepkimenin K denge sabitini düşünebiliriz. Yani bu tepkimedeki ürünler bölü reaktifler gibi. Bunun için buradaki her bir asidi ayrı ayrı sudaki asit gibi düşünebiliriz. Şimdi buradaki tepkimeleri ayrı ayrı düşünelim. Şimdi ilk asite, yani nitrik asit tepkimesine bakalım. Suda hidronyum iyonu ve nitrat anyonu oluşur. Nitrik asit hidrojen iyonunu suya verir ve eşinik çiftler oluşur. Buradaki denge sabiti Ka mıdır yoksa Kb midir? Ka'dır. Burada ürünler bölü tepkenler 20'ye eşittir. Sayısal olarak büyük bir değerdir. Şimdi diğer tepkimeye bakalım. İkinci asitte amonyum iyonu su ile tepkimeye vererek eşrenik bazı olan amonyak ile hidronyum iyonu oluşturur. Sudaki asit olan amonyum için Ka ürünler bölü tepkenler 5.6 çarpı 10 üzeri eksi 10'a eşittir. Bu iki eşitliği bir araya getirelim. Toplam eşitliği elde etmek için ikinci eşitliği birinci eşitlikten çıkartalım. Eşitlikleri birbirinden çıkarttığımız için denge sabitlerini bölmemiz gerekir. Eğer eşitlikleri birbiriyle toplasaydık, denge sabitlerini çarpmamız gerekecekti. Buradaki K, ilk asidin Ka'sı bölü ikinci asidin Ka'sına eşittir. Bunu ispatlayabiliriz. Yukarıya ilk Ka ifadesini,
Aşağıya ise ikinci Ka ifadesini yazıp hidronyum iyonlarını sadeleştirirsek başlangıçta yazdığımız eşitliğin denge sabitini elde etmiş oluruz. Her iki asitin Ka değerini biliyoruz. Bu iki Ka değerini birbirine bölerek başlangıçtaki eşitliğin K değerini elde etmiş oluruz. K terimine göre şimdi bana söyleyin. Bu iki asitten hangisi daha kuvvetlidir? Bu tepkime hangi tarafa doğru ilerler? Sağ mı yoksa sola mı? Son 10 saniye. Çok iyi. Bunda oldukça iyisiniz. Toplam K değerini veya her bir Ka değerine göre düşünebilirdiniz. Ka değeri büyük olan daha kuvvetli asittir. Nitrik asit için bu değer 20'dir. Yani oldukça büyük bir sayıdır. Nitrik asit daha kuvvetli asit olduğundan tepkime sağa doğru kayar. Yani ürünler yönüne ilerler. Kuvvetli asit daha fazla ayrışmak ister. Bunu sağlayacak yönde ilerler. Aynı şeyi K denge teriminde de görebilirsiniz. Eğer bir önceki slayda dönecek olursak, toplam denge sabitinin oldukça büyük olduğunu görebilirsiniz. Bunun anlamı şudur. Dengede ürünler tepkenlerden çok daha fazladır. Ka değeri tablosu verilirse bu değeri hesaplayabilirsiniz. Testlerde bu değerler size verilecektir. Ka değerini bilirseniz değişik tepkimeler hakkında pek çok şey söyleyebilirsiniz. Pekala. Bu ünitede farklı tiplerde asit baz problemleri vardır. Bazen sonsuz sayıda asit baz problemi olduğunu sanırsınız. Halbuki sayıları sınırlıdır. Aslında sadece 5 tip asit baz problemi vardır. Bu bölümde size şiddetle tavsiye edeceğim şeylerden biri şudur. Problemi çözmeden önce hangi tip problem olduğunu belirleyin. Bu tespit problemin çözümünde size çok yardımcı olacaktır. Ya sudaki zayıf asit, ya sudaki zayıf baz problemidir. Bazen aldanabilirsiniz, oh bu tuz ve su problemidir diyebilirsiniz. Fakat tuz ve su problemi aslında sudaki zayıf asit veya sudaki zayıf baz problemi gibi analiz edilebilir. Aslında farklı bir problem türü değildir. Birkaç dakika sonra göreceğiz. Ayrıca ya sudaki kuvvetli asit, ya sudaki kuvvetli baz veya tampon problemi olabilir. Bu bölümdeki problem türleri bunlardır. Problem tipini belirlemek çözümü kolaylaştıran bir anahtardır. Şimdi örnek olarak ilk tip olan sudaki zayıf asit problemine bakalım. Zayıf asit nedir? C vitamini zayıf bir asittir. Bazen vitamini aldığınızda ağzınızda kötü bir tat oluşur. C vitamini tableti 500 mg C vitamini içerir. Vitamini suda çözebilirsiniz. Veya vitamini çok fazla su ile birlikte alabilirsiniz. Bu durumda suyun tadı bozulur. Burada denge hesabı yaparak bu karışımda pH'nın ne olduğunu bulabiliriz. Elimdekiler vitamindir. Bunlar Nature's Bounty vitaminidir. Vitamini izole ederek iyi iş yapmışlar. Böylece çözünmesi imkansıza yakın hale gelmiş. Vitaminin çevresinde koruyucu bir tabaka vardır. En azından normal su pH'sında çözülmez. Gerçekten çözülmez. Bir sene bunu bir deney olarak yapmıştık. Bunu anlamlı sayılarla konuşabilirdik. Fakat tableti tamamen çözemedim. Isıttım, karıştırdım. Nötral pH'da her şeyi yaptım olmadı. Bunu oda sıcaklığında yapmak istemiştim. Ama işe yaramadı. Aslında yüksek sıcaklık da işe yaramadı. Nature's Bounty satın alırsanız suda çözülmediğini bilin. Bu da küçük bir bilgi. Eğer düşük markalı, çevresinde kaplama bulunmayan bir C vitamini bulursanız
Bu deneyi yapabilirsiniz. Şimdi buna bir bakalım. Yapacağınız ilk şey ortama ilave ettiğiniz asitin molaritesini hesaplamaktır. Bu hesaplamalarda birimleri doğru kullandığınızdan emin olun. Asidin kütlesini gram cinsinden biliyoruz. Bu değeri molekül kütlesine bölerek mol sayısını bulabiliriz. Böylece sudaki mol sayısını bulmuş oluruz. Şimdi sudaki molariteyi hesaplamamız gerekir. Bu problemleri çözerken insanların en çok yaptığı hatalardan biri gerekli çevirmeleri unutmaktır. Bazen mol sayısını da bırakırlar. Halbuki burada derişimden bahsediyoruz. Mol sayısını hacme bölerek molariteyi hesaplamayı unutmayın. Sonra eşitliği yazabilirsiniz. Bunu özellikle tavsiye ederim. Çünkü problem tipini anlamak için size çok yardım edecektir. Böylece aptalca hatalar yapmamış olursunuz. Sudaki asitten bahsediyorsak, yazdığınız eşitliğin sudaki asiti yansıttığından emin olmanız gerekir. Sudaki asitte hidronyum iyonu ve asitin eşlilik bazı oluşur. Bulduğumuz başlangıçtaki molariteyi denge çizelgesinde yerine koyalım. Başlangıçta diğer tarafta hiçbir şey yoktur. Bu nedenle sadece sudaki asit derişimini yazarız. Sonra değişim başlar. Asitin bir kısmı iyonlaşır. İyonlaşan kısma eksi X deriz. Aynı miktarda hidronyum iyonu ve eşlenik baz oluşur. Başlangıçtaki asitte 0.0284 eksi X, karşı tarafa ise artı X artı X yazarız. Şimdi Ka terimine bakalım. Değeri 8.0 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. O da ürünler çarpımı bölü reaktifler çarpımına eşittir. Yani X kare bölü 0.0284 eksi X'e eşit olacaktır. Şimdi problemi çözerken bir yaklaştırma yapabiliriz ve daha sonra bunu kontrol ederiz. X'i asitin başlangıç derişimi 0.084 yanında ihmal edebiliriz. Böylece eşitlikteki eksi X değeri düşer. Daha sonra bu ihmalin doğru olup olmadığını kontrol etmemiz gerekir. Böylece matematiksel işlemler kolaylaşır. Sadece X için çözeriz. X'in değeri 0.0151'dir. Aslında sonuç iki anlamlı rakam cinsinden verilmeli. Karşı tarafta iki anlamlı rakam var. Fakat buradaki sonuç üç anlamlı rakam içeriyor. Şimdi bu ihmali kontrol edelim. X gerçekten çok küçükse yaklaşım doğrudur. Şimdi bu iki sayının farkını alalım. İşlem sonucu 0.0284'tür. Bu değere bir bakalım. Eğer bu değer %5'ten daha küçükse yaklaşım geçerlidir. Burada %5.3 çıkıyor. Bu durumda yaklaşım geçerli değildir. Problemi çözmek için kuadratik eşitliği kullanmalıyız. Bu terime dikkat çekmek isterim. Bu yüzde değerini bazen yüzde iyonlaşma, bazen de yüzde proton verme denir. Bunu gördüğünüzde garip bir terim olduğunu düşünmeyin. Kuadratik eşitliği kullanırsanız, yani ikinci derece denklemi çözerseniz, x'in değeri olarak 0.0147 değerini elde edersiniz. Tekrar ediyorum, yine iki anlamlı rakam olmalı. Aslında yaklaşımla bulduğumuz değerden çok farklı değil. Önceden de bildiğiniz gibi bu problemde x hidronyum iyonu derişimidir. Bunun da eksi logaritması pH'ye eşittir. Hesaplarsak pH'nın 2.80'e eşit olduğunu buluruz. Burada virgülden sonra iki anlamlı rakam elde ettik. Eğer anlamlı rakam kurallarını gözden geçirmediyseniz, bu yanlış gibi görünüyorsa yardıma ihtiyacınız var demektir. Gelecek testlerden önce mutlaka gözden geçirmelisiniz. Pekala, şimdi bugünkü ders notlarına devam edelim. Zayıf bazlar üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda bugün tamponları da anlatmaya başlayacağız. Biraz önce sudaki zayıf için bir problem çözdük. Şimdi de sudaki zayıf bazdan bahsedelim.
problemde molarite verilmiş. Hesaplamak zorunda değilsiniz. Çizelgeyi doldurmak için bana yardım edebilirsiniz. Bunu nasıl yapılacağını biliyorsunuz. Son 10 saniye. Çok iyi. Zayıf bazın bir miktarı iyonlaşacaktır. İyonlaşan miktarına XX diyelim. İyonlaşma sonunda X kadar hidroksit iyonu ve X kadar bazın eşlenik asidi oluşur. Burada eksi işareti önemlidir. Bazen önünde iki rakamı olur. Bu tepkimenin stoikiyometrisine bağlıdır. Şimdi bu bilgiyi kullanabiliriz. Ve devam edelim bakalım. Clicker sorusuna bir dakika sonra döneriz. Ve Kb üzerinde konuşalım. Kb eşittir. Amonyum ve hidroksit derişimlerinin çarpımı bölü amonyak derişimidir. Şimdi sizin söyleyeceğiniz değerleri buraya yazabilirim. Üstte x kare olacak. Aşağıda ise 0,15-x. Şimdi burada yaklaştırma yapabiliriz. 0,15 ile mukayese edersek x küçük sayılır ve ihmal edilebilir. Eşitlik ise x kare bölü 0,15 olur. Kb değeri 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak verilmiş. Bu yaklaştırmaya göre çözersek x eşittir 0,00164. Bakalım yaklaştırma doğru mu? Bu sayı 0,15'in %5'inden daha küçük olmalı. 0,00164 bölü 0,15 çarpı 100 eşittir %1,1. Yani yaklaştırma geçerlidir. Bu iyi, ikinci derece denklemi çözmemize gerek yok. Şimdi pH'yi hesaplamak istersek, pH eşitliğinde x'in yerine ne koymalıyız? Burada x neye eşittir? İki farklı şeye eşittir. Bunlardan bir tanesi nedir? Hidroksit iyonu derişimidir. Ve buradan yola çıkarak pOH'ı bulabiliriz. pOH, hidroksit iyonu derişiminin eksi logaritmasına eşittir. Ya da eksi logaritma 0,00164'dir. Burada gerçekten iki anlamlı rakam elde ederiz. O da 2,79'dur. Virgülden sonra iki anlamlı rakam olmalı. Çünkü bu sayıda iki anlamlı rakam var. Fakat daha bitirmedim. Ben pOH'ı hesapladım. Problem pH'yi soruyor. pOH'dan pH'ya nasıl geçerim? Eksi 2,79. O da eşittir 11,21. Bu değer mantıklıdır.
Bu problemleri yaparken her zaman muhakeme yapalım. Bazen acele edersiniz, hesaplarsınız ve tamam, PH2 dersiniz. Fakat geriye dönüp bakın ve yaptığınız problem tipini düşünün. Bu sudaki baz problemiydi. Bu sudaki baz problemi ise PH'nın 2 olması mantıklı mıdır? Hayır. O zaman fark edersiniz. Başka bir şey yapmalıyım dersiniz. Bu tip şeyleri düşünmeniz sınavda bazı noktalarda sizi korur. Neyi hesaplamaya çalıştığınızı unutmayın. Geri dönün ve cevabınızın mantıklı olduğundan emin olun. Bazen öğrenciler garip matematik problemlerine rast gelirler ve bazen PH'nın 7'den büyük olması gerektiğini yazarlar. Ama 2 çıkınca neyi yanlış yaptığımı bilmiyorum ama sanırım bir şeyi yanlış yaptım. Bunun yanlış olduğunu biliyorum ama neyi yanlış yaptığımı bulmaya vaktim yok diye yazarlar. Bu size puan getirecektir. Bazı şeylerin mantıklı olması veya olmaması ile orada neler olduğunu kolayca fark edebilirsiniz. Bazen matematik problemlerinin içinden kolayca çıkamayabilirsiniz. Bu nedenle problemin mantıklı olup olmadığını düşünmek büyük bir adımdır. Asit ile bazı karıştırırsak tuz elde ederiz. Örneğin sodyum hidroksit ile hidroklorik asiti karıştırırsanız sofra tuzu elde edersiniz. Bunun pH'sı 7'dir. Ama sudaki tuzun pH'sı her zaman nötral değildir. Peki bir tuz ne zaman nötral olmaz? Bir tuz zayıf bir bazın eşenik asidini içerirse zayıf asit özelliği gösterir. Tam tersini, bir tuz zayıf bir asitin eşlenik bazını içerirse zayıf baz özelliği gösterir. Demir +3 gibi katyonları içeren tuzlar da asitik olabilir. İçtiğiniz suyun pH'sını ölçerseniz nötral olmadığını görürsünüz. Suyun içinde bazı tuzların veya bazı farklı iyonların bulunması suyun pH'sını değiştirir. Periyodik çizelgide genel bir kural vardır. Birinci grup ve ikinci grup metallerinin lityum, kalsiyum, sodyum gibi çözeltileri nötraldir. Sadece bunu hatırlayın. Bir tuz zayıf bir asitin eşlenik bazını içerirse bazik bir çözelti oluşturur. Bir tuzun zayıf asit veya zayıf bazdan türemiş olması onun çözeltisinin asit veya baz oluşu hakkında ipucu verecektir. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazın karıştırılması ile oluşan tuzlar ise nötraldir. Şimdi bazı örneklere bakalım. Burada amonyum klorür var. Bunu ikiye ayıralım ve bu tuzun nereden gelmiş olacağını düşünelim. Amonyumdan ve klorürden meydana gelmiştir. Amonyum katyonu nereden gelmiş olabilir? Peki bu nedir? Amonyum zayıf bir bazın eşlenik asidi olabilir mi? Amonyum iyonunun eşlenik bazı nedir? Eşlenik bazı amonyaktır. Eğer amonyumdan bir hidrojen iyonu uzaklaştırırsanız amonyak elde etmiş olursunuz. Eğer amonyak zayıf bir bazsa onun eşleniği olan amonyum da zayıf bir asit olacaktır. Kuvvetli veya zayıf olduklarını çizelgelerden Ka ve Kb değerlerine bakarak anlayabiliriz. Peki amonyak zayıf baz mıdır? Kb değeri 1.8 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. Bu küçük bir değerdir. O halde amonyak zayıf bir bazdır. Bu çizelgede ortada zayıf bir şey varsa onun karşısındaki eşleniği de zayıf olacaktır. Burada ikisi de aynı hizadadır. Bu yüzden eşleniği de zayıftır. Gerçekten emin değilseniz bu çizelgeye bakmanız gerekir. Burada amonyum iyonunun Ka değeri 5.6 çarpı 10 üzeri eksi 10'dur. Bu küçük bir sayıdır ve bu da zayıf bir asittir. Evet, amonyak zayıf bir bazdır ve bu zayıf bazın eşleniği de zayıftır. Bu yüzden amonyum katyonu asitik özellik gösterir. Özetlersek, amonyum katyonu zayıf bir asittir. Kuvvetli bir asit değildir. Peki, klorür hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu düşünmek sizin için yararlı olacak mı?
Klorür iyonu nereden geldi dersiniz? Hidroklorik asitten. Şimdi tekrar sorayım. Klorür zayıf bir asitin eşlenik bazı mıdır? Hidroklorik asit zayıf bir asit midir? Hayır. Çizelgeye bakalım. Yaklaşık 10 üzeri 7. Çok kuvvetli bir asittir. Çok kuvvetli bir asit ise eşlenik bazı çok zayıf olacaktır. Yani etkisizdir. Bu yüzden klorür anyonu baz olarak etki etmez. Burada nötral olacaktır. Toplarsak bir kısmı nötral, bir kısmı asidik olacaktır. Yani toplamı asidiktir. Bu tuz asidik bir tuzdur. Çünkü zayıf bir bazın zayıf bir eşlenik asidini içermektedir. Bu yüzden amonyum klorür çözeltisi asidik olacaktır. Pekala, diğerine bakalım. Bu problemde Ka değerini vereceğim. Çözeltideki bu tuz hakkında, sodyum asetat hakkında hangisinin doğru olduğunu düşünürsünüz? Asidik mi, bazik mi yoksa nötral mi? Son 10 saniye. Cevaplara bakacak olursak size verdiğim bilgi bazı öğrencileri şaşırtmış. Buna bir bakalım. Sodyum asetat tuzunu iki kısma ayırabiliriz. Sodyum katyonu ve asetat anyonu. Sodyum katyonu zayıf bir bazın eşlenik asidi midir? Asidik mi olacaktır? Periyodik çizelgede birinci grup hakkında ne biliyoruz? Onlar nötraldi. Sodyum katyonunun nereden geldiğini düşünüyorsunuz? Sodyum nereden oluştu? Sodyum hidroksitten gelmiş olabilir. Yani ortama eklenen bazdan gelmiştir. Yapacak bir şey yok. Birinci grup ve ikinci grup katyonları nötraldir. Pekala, şimdi asetat hakkında soralım. Zayıf bir asidin eşlenik bazı mıdır? Zayıf asitten meydana geldiğine göre zayıf bir asit midir? Zayıf bir asitin eşleniği midir? Bütün bunları nasıl bileceğiz? Bunu size verdiğim Ka değerinden bilebilirsiniz. Bu zayıf asit midir? Evet. Eşleniği zayıf baz mıdır? Evet. Verilen bu bilgilerden evet diyebiliriz. Onun eşlenik asidi zayıftır. O halde zayıf baz olmalıdır. Zayıf bir bazsa çözelti de bazik olur. Sonuçta nötral ile baziğin toplamı bazik olacaktır. Pekala, şimdi şu genel örneğe bakalım. Burada genel bir kuraldan bahsedebiliriz. XY gibi bir bileşiğimiz varsa X artı yüklü, Z ise eksi yüklü diyebiliriz. X artı için onun zayıf bir bazın eşlenik asidi olup olmadığını sorabilirsiniz. Y eksi için de zayıf bir asidin eşlenik bazı mıdır diye sorabilirsiniz. Özetle X için eşlenik asit mi, Y için de eşlenik baz mı diye sorabilirsiniz. X artı zayıf bazın eşlenik asidi ise cevap evettir.
Eğer zayıf asit olduğunu biliyorsanız, çözelti asidiktir. Değilse nötral olmalıdır. Aynı yorum diğeri için de doğrudur. Y zayıf bir asitin eşlenik bazı ise çözelti bazik olacaktır. Değilse nötral olur. Genelde toplam olarak 3 ihtimal vardır. Asidik artı nötral toplamı asidiktir. Bazikle nötralin toplamı baziktir. Nötralle nötralin toplamı ise nötraldir. Şimdi bazı öğrenciler burada diğer bir seçenek de mümkündür diyebilir. Bu genellemenin haricindeki seçenek nedir? Asitle baziğin toplamı. Bunu koymamamın nedeni şudur. Böyle bir tuz oluştuğu zaman bunu size sormayacağım. Çünkü bir titrasyon yaparken çok miktarda tuz oluşur. Kuvvetli bir asitle kuvvetli bir bazı titre ederken, zayıf bir asidi kuvvetli bir bazla titre ederken veya kuvvetli bir asidi zayıf bir bazla titre ederken. Zayıf asidi zayıf bir bazla asla titre edemezsiniz. Bu pek iyi bir sonuç vermez. Her ikisinin de eşleniğinden tuz oluşturamazsınız. Pekala, son 2 dakika. Şimdi kısaca tamponları tanıtmak istiyorum. Bir tampon çözeltinin pH'sını koruyan bir şeydir. Bu yüzden çözeltiyi tamponlar. Çok az miktarda kuvvetli asit ya da kuvvetli baz eklerseniz bir şey olmaz. pH yine aynı kalmaya devam eder. İki tür tampon vardır. Asidik tampon pH'yi asidik bölgede sabit tutar. Bazik tampon ise pH'yi bazik bölgede sabit tutacaktır. Şimdi tampona ait küçük bir örnek vereceğim. Burada bir tampon problemi var. Zayıf bir asitle onun eşlenik bazını karıştıracaksınız. Burada asetik asitle sodyum asetat tuzu karıştırılıyor. Görüldüğü gibi tepkimenin bir tarafında asetik asit, diğer tarafında ise asetat anyonu vardır. Peki bu çözeltiye kuvvetli bir asit eklenirse ne olur? Yani bu çözeltiye daha çok hidronyum iyonu eklerseniz ne olur? Tepkime hangi yöne kayar? Tepkime geri döner. Denge dış etkiyi en aza indirmeye çalışır. Asidin bir kısmı harcanır ve pH sabit kalır. O halde şöyle düşünülebilir. Eklenen asit miktarı etkin bir şekilde ortamdan uzaklaştırıldı ve pH aynı kaldı. Peki, ortama kuvvetli bir baz eklenirse ne olur? Kuvvetli baz asit ile tepkimeye girer, asitin protonunu veya hidrojen iyonunu uzaklaştırır. Sonuçta su ile asidin eşleniği olan asetat anyonu oluşur. Baz tepkimede harcanır. Ortamdan etkin bir biçimde kaldırılır ve pH yine aynı kalır. Özetlersek, asit baz tamponlarında zayıf asit protonunu ortama ilave edilen kuvvetli bazın hidroksit iyonuna verir. Zayıf asidin eşleniği olan zayıf baz ise ortama ilave edilen asitten gelen protonu alır. Bu şekilde pH sabit kalır. Bir şeyi vurgulamak istiyorum. Asitik tampon çözeltisinde HA zayıf asidi ve onun eşlenik bazı olan A anyonu vardır. Eğer sadece birine sahipseniz iyi bir tampon yapamazsınız. Hatırlatmak isterim. Tampon çözeltide her iki eşlenik türünde bulunması gerekir. Sadece bir tanesiyle olmaz. Öğrenciler bunu unuturlar. Cadılar Bayramı'ndan hatırlayabilirsiniz. Kimya profesörünüz hatırlamanıza yardımcı olmak amacıyla bayram için tampon gibi giyinip gelmişti. Tamponda her ikisi de bulunmalıdır dersiniz. Mutlaka eşlenik asit baz çiftiniz olmalı. Aksi takdirde tampon olmaz.